Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu OGM Materyal Mobil Soru Bankası 12. sınıf matematik. Analitik geometri test 3 olacak. Analitik geometri diyoruz ama 12. sınıf tabii ki sevgili arkadaşlar, çemberin analitiği. MEP yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. OGM yetkililerine emekleri için, detaylı anlatımlar için hem önceki videolarıma hem de MEP kazanımlara bakın arkadaşlar. Hem burada hem de orada konu anlatımları yapıyorum. Diyor ki, 2x eksi 2'nin karesi artı y eksi 1'in karesi eşittir 9. Çemberi ile a eksi 3'e eksi 11 noktası arasındaki uzaklık en az kaç birimdir? Sevgili arkadaşlar, çemberi biliyorum. X eksi a'nın karesi, y eksi b'nin karesi şeklinde yazıyorum. Buradaki A'lar ve B'ler benim merkezimin koordinatlarını veriyorum. A ve B. Demek ki benim merkezim neymiş sevgili arkadaşlar? 2'ye 1 noktası. Burası neydi sevgili arkadaşım? Standart denkleminde R kare idi. R kaç o zaman? R de 3 birim. En uzak mıydı? En az. Sevgili arkadaşlar, bir noktanın çembere en yakın uzaklığı hop şu noktadır. Bak, bu noktada şudur. Merkezin 2'ye 1. Bu arkadaş da eksi 3'e eksi 11 ya. Sen bu mesafeyi bulursun. Hop, değil mi? Bu iki nokta arasındaki mesafeyi biliyoruz artık. Evet. Buradan şu R'yi çıkartırsan aradığın şey, yani şu mesafe karşına çıkmış olur. Tamam. Yapacağımız o. Hadi bulalım. M ile A mıydı bu nokta? A, M ile A arası uzaklık. Eksi 3 eksi 2'nin karesi artı, birbirlerinden çıkartıyorum. Önce bunu yazmıştım. Eksi 11 eksi 1'in karesinin kare kökü. Sevgili arkadaşlar, görüyorsun burası 5, burası da 12. Eksi de olsa kareleri pozitif olacak. 5, 12, 13 üçgeninden bahsediyormuşuz. Mesafe 13'müş arkadaşlar. 25 göreceksin, 144'ü. Topladığında 169, 13'ün karesidir. Burası 13'müş. Hop, gel buraya. Şu kırmızıyla işaretlediğimiz 13. Arkadaşlar, yeşilim yarı çapım ne kadardı? 3'tü. Sana ne kadar kaldı sevgili sarıcığım? Hop, 10 kaldı. En yakın mesafe 10'muş arkadaşlar. Onu da C şıkkında görüyorum. C'yi işaretleyip 2 ile yoluma devam ediyorum. X kare artı Y kare eşittir 10. Çemberine eksi 1'e eksi 3 ve 1'e eksi 3 noktalarından çizilen teğetler arasındaki dar açının tanjantı ne kadardır? Ne kadar güzel. Hop. Arkadaşlar, merkezil çember X kare artı Y kare. Sevgili arkadaşlar, benim yarı çapım ne kadar? Kök 10 kadar. Şimdi eksi 1'e 3, eksi 3 şu nokta. 1'e eksi 3'te sevgili arkadaşlar, bu nokta tam da simetrikleri. Buradan çizilen teğet, buradan çizilen teğet. Bunlar burada buluştu ve aralarındaki kalan diyor dar açının diyor tanjantı. Enteresantemente, değil mi? Ezberlerden de bulacağım. Bak, ben sana ezbersiz bulacağım sevgili arkadaşım. Nasıl bulacağım, gör bak. Çat 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 çat. X eksenine paralel çizdim. Bu arkadaş, bu şunlar simetrik olduğu için şu arkadaşların tam burada kesiştiklerini ve şu arkadaşların da açı ortak olduğunu görüyorsun, değil mi? Alfa alfa kadar. Bak, ben bu sana alfayı bulurum. Nasıl bulurum biliyor musun? Şu noktadaki bu arkadaşın teğetini veren denklemi bularak. X kare artı Y kare eşittir 10. Bak, türevini al. Karşılıklı türevini al. Türevinde burası bir noktası ya. Türevinde bir koyarsan sana şu alfanın tanjantını verecek, değil mi? Tanjant alfa eğimdir. Tanjant alfa eşittir M. Hadi buna da D diyelim. MD'dir. Al 2X. X'e göre türevini alıyorum. Artı bunun türevini aldığımda 2Y. Arkadaşlar, bir de Y'nin kendi türevini alacaksın. Eşittir 0. Bak, bunu şöyle daha güzel görürdün. X kare artı fx kare eşittir 10 olarak görsen daha güzel göreceksin. 2x
Al türevini 2fx çarpı bir de için türevi. Fx türev. Öyle değil mi? Bak aynısını yazdım aslında. Y yerine fx gör. Eşittir 0. Şimdi sevgili arkadaşlar hangi noktadan bahsediyorum ben? 1'e eksi 3. Dikkat et. Bu x değeri, bu y değeri. Kapalı fonksiyonların türevini aldım. Bak hiç ezberlemeden aldım ha. Dikkatini çekti değil mi? Arkadaşım x gördüğün yere 1, y gördüğün yere de eksi 3 yaz lütfen. 1 yazdım. 2 artı. Bak x gördüğün yere 1 yazdın. Arkadaşlar f1 değeri kaç? Bak f1 değeri eksi 3. 2 çarpı eksi 3 çarpı f türev 1. Senin istediğin zaten f türev 1. Buradaki eğimi arıyorsun. Bak burası eksi 6 oldu. 6 tane f türev 1 karşıya geçti. 2 oldu. F türev 1 kaçmış arkadaşlar? 2 bölü 6 yani 1 bölü 3 imiş. Geçmiş olsun. Türev yardımıyla kolayca arkadaşın tanjant alfasını buldum. Arkadaşlar birazcık da trigonometri yapalım. Tanjant 2 alfayı soruyor sana değil mi? Tanjant 2 alfa kim? 2 tanjant alfa bölü 1 eksi tanjant kare alfa değil mi? Senin o m'li m'li bir formülün var ya işte bu o formül de o bu formül arkadaşlar. Hemen yaz yerine. Ha bunlar farklı farklı olsaydı m'li formül yine tanjant a artı b'yi kullanırdın. A ile b farklı olurdu. Bunlar aynı artık. Aynı açılar olduğu için yazıyorum. Sevgili arkadaşım şimdi şey ne oldu? Dırırıp. Hadi yazalım. 2 tane 1 bölü 3 bölü bu dar açıyı arıyorum. 1 eksi 1 bölü 3'ün karesi olan 1 bölü 9. 1 bölü 3 bulmuştum çünkü. 2 bölü 3. Aşağıda da işlem yaptım. 8 bölü 9. 2 bölü 3 ile de 9 bölü 8'i çarptım. Hop hop 3 hop hop 4. 3 bölü 4 buldum sevgili arkadaşlar. Bu da nerede gözüküyor? E şıkkında gözüküyor. İkinci soru bayağı uzun sürdü. Haydi hızla devam edelim. 3 ile. Anlaştık değil mi arkadaşlar? Bak hiç ezbersiz anlattım. Ne olur dikkat ediniz. 3. Diyor ki analitik düzlemde 0'a 4 noktasından geçen 0'a 4 noktasından bir geçiyormuş arkadaşlar. Geçen x ekseni 8'e 0 noktasında sevgili arkadaşlar şurası 8 burası da 4'müş. 8'e 0 da teğet x eksenine y eksenini de 4'te kesiyormuş daha da başka yerlerde de kesiyor. Kesen değen bir çember veriyor. Bu çemberin standart denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Nefisim o. Hemen merkezimi belirledim. Merkez. Merkezin koordinatlarını bulsam tamam. Ki netekim merkezin sevgili arkadaşlar en azından şuradan 90 indirdiğimde y'sini biliyorum. Y'sinin 8 olduğu çok açık değil mi? Hop. Çünkü merkez koordinatlarım bak şurası pardon 8 mi dedim ben. Ha şurayı bilmiyorum. Ha burayı da bilmiyorum ya. Erken davrandım. Dur bakayım. Orası 4. X eksenine 8 0. Ha şunu da bulmam lazım. Ha R'si kadar olduğunu biliyorum en azından. R kadar olduğunu biliyorum. Onu biliyorum. Değil mi? Burası R kadar. Sevgili arkadaşlar bir bakalım neler bulabilirim, neler yapabilirim. Şimdi şuranın 8 olduğunu biliyorum. Hop burası da 8. Aa galiba soru bitti arkadaşlar. Bak güzel güzel bitti. Nasıl bitti? Bak bunun tamamı da R. Şurası kaç arkadaşlar? R eksi 4 kadar. Doğru hocam. Değil mi? Güzel. Peki sevgili arkadaşım şurası ne kadar? Burası da R kadar. Bak dik bir üçgen içerisinde bilindik bir sayı, aradığın şey ve aradığın şey bir aradalar. Hemen yap Pisagor'unu. R kare. Bana yer aç, ağaç kesilmekten kurtulalım. Az kağıt harcayarak. Pisagor yapıyorum. R kare eşitmiş şu arkadaşın karesi. R kare birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi artı 64. R karelerle vedalaş. 8 tane R eşittir hop hop 80.
Bak R'yi ne kadar kolay buldun. R10'muş sevgili arkadaşım. R10 sa konu kapanmıştır. Burası 11'im. Zaten şeysi belliydi. He, X'i belliydi ya. 8'e 10 noktasıymış arkadaşlar bu. 8'e 10 noktası. Bunu nasıl yazarım artık? X eksi 8'in karesi. Önce X. Artı Y eksi 10'un karesi. Sonra Y. Eşittir R kare. Yani 100. Geçmiş olsun. Buyur sana arkadaşın standart denklemi. Nerede görüyorum? A şıkkında mı görüyorum? Evet, 3'ü A şıkkında görüyorum. 4 ile devam etmek hakkımızdır. Yarıçap uzunluğu 6. R'si 6. Aa, bak bu güzel. Bunları sevdim, bu soruları. Ve bir çember analitik düzlemin ikinci bölgesinde eksenlere teğet. Arkadaşlar üçüncü bölge mi diyor ya? Üçüncü bölge diyormuş, pardon. Üçüncü bölgesinde teğet. Bu çemberin standart denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 1, 2, 3. denklem, şey 3. bölge. Burada teğetmiş. Ve yarı çapı da arkadaşlar hop 6 birimmiş. Bu durumda ne anlarsın? Burasının eksi 6, buranın da eksi 6 olduğunu anlarsın. Merkez neymiş? Eksi 6'ya eksi 6. Çünkü teğetlere çizilen doğru parçaların diktir. Sana bir kare oluşturur. Burası da, burası da, burası da, burası da hep aynıdır. Bunu yaz artık. X eksi eksi 6, yani x artı 6'nın karesi artı y eksi eksi 6'nın karesi, yani y artı 6'nın karesi eşittir 6'nın karesi 36. Her şey 6 ve 36 ile devam etti. Ah, bu da mı A şıkkı? Helal, bu da A şıkkıymış arkadaşlar. Teşekkürler, çok aratmadı. Anlaştık, güzel. Artık bu kadarını yapalım değil mi sevgili arkadaşlar? Yani standart denklem. Bak bak, uğraşacaksan bunlarla uğraş. Merkezin koordinatları 3x artı y eksi 2 eşittir 0 doğrusu üzerinde bulunan yarıçap uzunluğu r'si de 3 birim olan çember 4x artı 3y artı 5 doğrusuna teğettir. Arkadaşlar, temsil olarak çiziyorum. Burası merkez. Merkezi bilmiyorum. A ve B dedim ben buna. Ve bu arkadaş 4x artı 3y artı 5 eşittir 0 doğrusuymuş. Ve elimde de en büyük bilgi olarak R'nin 3 olduğu var. Yani sevgili arkadaşım, şu arkadaşın şu arkadaş uzaklığı 3 birimmiş. Ve bu benim merkez de şöyle bir şey. Şu doğrunun üzerindeymiş. 3x artı y eksi 2 eşittir 0. Bak sevgili arkadaşım. Sen bu mesafeyi biliyorsun, merkezi biliyorsun. Sen bu A ile B'yi birbiri cinsinden yazabilirsin iddia ediyorum. Neden? Çünkü bak aralarında bir ilişki var. X yerine A yazarsan Y sonucu ne çıkacak? B çıkacak. Çünkü bu nokta bu noktanın üzerinde. Yaz. 3A artı B eksi 2 eşittir 0. Sevgili arkadaşlar, B'yi buradan çek. B eşittir 2 eksi 3A değil mi? Evet. Yani bak sen bu B noktan merkezin senin A'ya 2 eksi 3A noktasıymış da dersin. B'yi çünkü bu şekilde buldun. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi şunu yapacaksın. Bu nokta şu arkadaşa 3 birim uzaklıktaymış. Bunu nasıl buluyorduk sevgili arkadaşlar? X değerini şu arkadaşla çarpıyordum. 4A artı şu değeri Y'nin katsayısıyla çarpıyorum. 6 eksi 9A çarptım. Artı C bu. Bölü 4'ün karesi artı 3'ün karesi karekök içinde. Hocam şöyle anlatayım. Hadi şöyle söyleyeyim. AX artı BY artı C eşittir 0 formunda denklem. A noktası da arkadaşlar X1 ve Y1 ise birbirlerine olan uzaklık şöyle bulunuyor. A çarpı x1 artı B çarpı y1 artı c mutlak değer içinde bölü a kare artı b karenin hop kare kökü. Bunu yaptım. Tamam, hadi bilmeyenler için de anlattım. İşte bu arkadaşlar 3'müş. Tabii şu yukarısı mutlak değer içinde.
Bak A'ya bağlı tek dereceden bir denklem, tek bir denklem buldun. Şunun 5 olduğunu artık hepimiz biliyoruz. 3 ve 4, 5 üçgenlerinden. 5, 15 oluyormuş burası. 15. Kim 15 oluyormuş? Şu arkadaş. 11 eksi... bulunduğuna göre çemberin merkezinin koordinatlarını bulacağım. Ne buluyorum arkadaşım? 11 eksi... 11 eksi 5A. Mutlak değer içinde 15. Bu durumda ne olur? 11 eksi 5A eşittir 15 ya da 11 eksi 5A eşittir eksi 15 olur. Sana kim artı değeri verirse onu bulacaksın. Negatif bulsan da olur ya. Negatif bulsan da olur. Çünkü birbirlerini teyitleyecek. Ne görüyorsun? 5A eşittir 15 buraya geçti. 26. Öyle mi yapsaydık ya? Bak böyle de yapsan böyle de yapsan buluyorsun ha. 5A eşittir eksi 4. A eşittir eksi 4 bölü 5. Hatta sevgili arkadaşım bu arkadaşın eksi 4 bölü 5 verdiğinde karşına çıkan değeri bulacaksın ki merkezin koordinatlar toplamını söylemişti sana. Hop A'sını buldun. Eksi 5 bölü 4. Şimdi B'yi buluyorsun. B'yi bulmak için de ne yapıyorsun? 2 eksi... Buradan da bulsan bulurdun. Rahat ol. 2 eksi 3 ile çarparsan... eksi 3 çarpı eksi 4 bölü 5'ten 12 bölü 5. 12 bölü 5. Toplayalım. Bu arkadaş 10 bölü 5 olsa 22 bölü 5 oldu. Güzel. Bu da 22 bölü 5. Şahane. A'sını da buldum, B'sini de buldum. Topla şimdi bunları. Eksi 4 bölü 5 ile 22 bölü 5'i toplarsam 18 bölü 5 olur arkadaşlar. Koordinatlar toplamı. Var mı öyle bir şey? Yok. Neden? Ondalıklı vermiş. 18 bölü 18 5'e bölersen de 3 tam 10'da 6 olduğunu görürsün. Nerede? Hop burada. Sevgili arkadaşlar dediğim gibi bak şurada direkt sonuca yürüdüm. Şu kısmı çözdüm. Mutlak değerin sonucu olarak buna da bakarsın. Ama buradan şuradan da gidersin. Şu arkadaşın merkezi kaçıncı hangi bölgedeyi görürsün. Y eşittir. Eksi 3x artı 2 doğrusunu çizerek merkezin de ikinci bölgede olduğunu anlarsın. İkinci bölgede bu merkez. Anlaştık. Güzel. Şimdi kaçı çözdük? 5'i çözdük. Buna C dedik 5'e. 6 ile devam edelim arkadaşlar. Haydi bakalım. X eksenine teğet olan bir çemberin merkezi x eksi y eksi 1 eşittir 0. Doğrusu üzerindedir. Buna göre bu çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Çok güzel. Bak bak bak. Sevgili arkadaşlar ben bunu çok güzel çözdüm ya. Şöyle çözdüm. Bak. Şimdi y eşittir x eksi 1 doğrusu değil mi kastettiği? Güzel. Y x'i eksi 1'de keser. Bu arkadaşı da 1'de keser. Değil mi? 1'de keser. Eğimi de 1. Artık doğrunun da eğimini falan vesaire de bilin arkadaşlar. Şurası eksi 1, şurası da 1. Bak. X eksene teğet çemberin merkezi bu doğrunun üzerinde olacak. Hangisi olamaz diyor. Sevgili arkadaşlar bir bakar mısınız Allah aşkına? Şu arkadaşın bak merkezi buradaysa hop şöyle olur. Şöyle olur. Bak senin R kısmın senin Y kadar olur değil mi? Y'si kadar. Yani merkez A'ya B idi ya. A'ya B idi. Nasıl yazıyordun? X eksi A'nın karesi artı Y eksi B'nin karesi. Güzel. Eşittir R kare. Bak senin burada R. Hop gel buraya. R mesafen sevgili arkadaşım ne kadar? Şu Y'nin B'si kadar. Değil mi? Yani şuradaki ile şuradaki sayıların senin tam olmalı. B'nin karesi, R'nin karesi, B ve R rakamların aynı olacak. Hangilerinde aynı değil? Bak 1'in karesi, 2'nin karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, 3'ün değil 4'ün karesi. Bu olamaz. 2'ye 3'ün noktasında olan arkadaş
yarıçapı 4 olamaz. Bunu da dediğim gibi şuradan görüyorsun. A'ya B, şurası A mesafesi kadardır arkadaşlar. Şurası da B mesafesi kadardır. X eksenine teğet ise R eşittir B'dir. Senin R ve B değerlerinin aynı olması lazım ki R kare yerine B kare de yazabilirsin sen bunu pekala. Ama bu böyle değil. 7 ile devam edelim güzel kıssadan hisseden sonra. Analitik düzlemde verilen M merkezi 3'e eksi 2 merkezi çember orijinden geçmektedir. Buna göre çemberin standart eklemi aşağıdakilerden hangisidir? Yani daha ne olsun arkadaşlar? Hem orijinden geçiyor. Hop şöyle bu şekilde. Hem de merkezi verilmiş bana. Merkez de 3'e eksi 2. Daha ne olsun? Arkadaşlar çek yarıçapı. Çektim yarıçapı R. Hocam nasıl bulacağız? Sevgili arkadaşlar her şey belli. Bak 3'e eksi 2 dedi. Burası 3 birim. Şurası da eksi 2 ise burası da 2 birim. X eksi artı Y eksi kare kare eşittir R kare diye bunu dolduracağım yani değil mi? Standart denklemi yazacağım. Arkadaşlar merkezim 3'e hop eksi 2 eksi eksi 2 hop artı 2 R'ye ihtiyacım var. Yap Pisagor'unu. 3'ün karesi 9, 4, 2'nin karesi 13, 4 topladığında kök 13'tür R'de. R kök 13, al karesini 13. Geçmiş olsun. Hop, hop, trik. Nerede görüyorsun kök 13? Ha, bir sonraki şeyi almışım değil mi? C şıkkında x eksi 3. Evet C şıkkında gözüküyor arkadaşlar. 7'ye de C dedik. 8'de tam gaz devam. Bir soru daha. Burada nasıl yapacağız? Şekilde eksi 3'e 2 noktasından geçen ve eğimi 1 olan D doğrusu C noktasında çembere teğettir. Merkezin koordinatları 0'a 1 olduğuna göre genel denklem aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar gene klasik burada şeyi konuşturalım. Bak. Eksi 3'e 2 noktasından geçiyor. Ah ben şu noktayı da bilseydim. Keşke. Neden? M'de 0'a 1 noktası. Çünkü ben bu arkadaşın x eksi 0'ın karesi artı y eksi 1'in karesi eşittir r kare olduğunu biliyorum. Değil mi? Sen, ama genel denklemini sormuş. Sonra bunu açarız. Hiç sıkıntı değil. 0 eksi 0 x kare. Artı y eksi 1'in karesi eşittir r kare. Ya ben şu r'yi bir bilsem sorun çözülüyor. Bulabilir miyim? Bulabilirim arkadaşlar. Şu arkadaşın denklemini sen bulursun. Nasıl bulursun? Eğimi belli. Geçtiği bir nokta belli. Y eşittir mx artı n. Y eşittir m1 x. M yerine bunu yazdım. Bu m. Bu da x eksenini kesti, y eksenini kestiği noktaydı. Ama n'yi bulmak için elinde bir şans var. Ne var? Eksi 3'e 2 noktasından geçiyormuş. Bak x eksi 3, y eksi 2. N kaç olur? N 5 olur. Arkadaşlar senin denklemin y eşittir x artı 5'miş. Sen buradan şu mesafeyi bulur musun? Bulurum. Nasıl bulursun? X eksi y artı 5 eşittir 0. Y'yi buraya aldım. Senin sevgili Doğru'nun denklemi bu. 0'a 1 noktasına olan mesafesini de sevgili arkadaşım nasıl buluyoruz? Başka şekilde de bulurduk ya değil mi ya? Ha geometriden de buluyordum ben bunu ya. Ay geometriden de mi gösterseydim? Bak geometriden de çok güzel çıkıyor ya. Şimdi vaktimiz olmadığı için geometriden yapmayayım da. Geometriden de çözün ne olur arkadaşlar. Hepsini çizin. Benzer üçgenler çıkıyor. 3'e eksi 3 noktası oluyor. Burası 0'a 1 noktası. Mis gibi de şey pardon şurası 3 oluyor. Bak şöyle çizersen. Şurası 5 noktası pardon özür diliyorum. 5 noktası eksi 3 noktası 0'a 1 Öklit şu üçgenle şu görmüş olduğun üçgenle şu üçgen benzer. Benzerlikten de bulursun şu R'yi. Ben sana iki doğrunun noktaya olan uzaklığıyla bulacağım. Sıfırla şu arkadaşın katsayısını çarptım.
Hangi soruda arkadaşlar? Onu yazdık. Ezber olmasın. Beşinci soruda da yaptık. Tamam mı? Beşinci soruda yaptığımda aynısını yapıyorum. 0, eksi 1, artı 5 mutlak değer içinde bölü şu arkadaşın karesi, şu arkadaşın karesi. 1 artı 1 karekök eşittir r. Şurası 4 oldu. 4 bölü kök 2 r kadar oldu. Arkadaşlar 4 bölü kök 2 nedir? 2 çarpı 2 bölü kök 2'dir. Şu arkadaş kök 2'dir. Demek ki r 2 kök 2 oldu. R'yi 2 kök 2 bulduktan sonra da sevgili arkadaşlar neyi görüyorum? Denklemim tamamlanmış oluyor. X kare eksi y eksi 1'in karesi 2 kök 2'nin de karesi kimdir? 8'dir. Hop eşittir 8 oldu. Şimdi yapmam gereken de genel denklemini sordun madem. Şu arkadaşı açmak. Açalım. X kare birincinin karesi y kare. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. Artı 1 var. 8 de buraya geldi. Eksi 8 olarak eşittir. Eksi 8 oldu. Burada artı 1 var. 8 de buraya geldi. Eksi 8. Artı 1 ile topladım. Eksi 7 yaptım. Evet bunu da nerede görüyorum arkadaşlar? E şıkkında görüyorum. Güzel. 9'la devam edelim. Oh be şöyle biraz dinlendirici sorular sor değil mi? 9. Yarı çapı 4 birim olan çember koordinat sisteminin ikinci bölgesinde arkadaşlar burada teğetmiş bu sefer de. Ve yarı çapı da 4 birimmiş. 4, 4, 4. Nefisimo. Merkezi bulacağım. Buna göre çemberin standart denklemi. Arkadaşlar bunu kaçıncı, 5, 6. 7. soruda da aynısından yaptık. Bak burası 4 birim, burası da 4 birim. Dik, 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 dik. Demek ki burası eksi 4, burası da 4 noktası. X eksi eksi 4'ten x artı 4'ün karesi artı y eksi 4 kare eşittir yarıçapın karesi. 16. Yani burada dikkatli misin diyor. Acaba diyor artı eksileri güzel görüyor musun diyor. D şıkkında görüyorum sevgili arkadaşlar. Buna da D dedik. 10'la testi nihayetlendirelim. Güzel güzel bak bu da güzel. Hop şöyle çizelim. Hop böyle yapalım. B sevgili arkadaşlar. Eksi 3'e 4. 5'e 6. Olmak üzere AB çaplı. Bu çapmış. Ne kadar güzel. Ben zaten daha önceden okuduğum için hemen çap olarak çizdim. Çapmış. Standart denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar. Merkezi bir bilsem. Ve merkezden de R'yi bir bilsem bu iş tamam. Arkadaşlar merkez A ile B'nin tam orta noktası. A ile B'nin orta noktasını nasıl alıyordum? X'lerin aritmetik ortalaması 5 artı eksi 3 bölü 2'den 2 bölü yok 1 1'e 5 artı 6 şey 5 artı 6 diyorum ya 4 okuyayım. 4 artı 6 bölü 2'den hop bu da 5 10 bölü 1'e 5'miş arkadaşlar. Güzel. Standart denklem bak 1'e 5. Eksi 1, eksi 5'i hemen gördüm. B ve C. Şimdi kaldı sevgili arkadaşın yarı çapını bulmak. R. Sevgili arkadaşlar R'de kim? 5 eksi 1'in 5 eksi 1'in karesi. 4'ün karesi. Artı 6 eksi 5'in karesi. Yani 1'in karesinin karekökü. Hop. Kök 17'ymiş. Sevgili arkadaşlar standart denklemi ortaya çıktı. Şuraya yazalım. Kullanları silip. Hop 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 hop. Bak kullanılmış kağıt kullanıyorum ki doğaya saygımızı göstermek için arkadaşlar. Evet. Merkezim belli. Yarıçapım belli. X eksi 1'in karesi artı y eksi 5'in karesi eşittir. Kök 17'nin karesi olan 17. Bunu da nerede görüyorum? Bursa'nın B'si B şıkkında görüyorum arkadaşlar. Balıkesir'in. Buradan Bursa'ya, Balıkesir'e, Bilecik'e, Bilecik'e her yere Bolu'ya selam olsun arkadaşlar. Ona da ne dedik? B dedik.
Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna geldik. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.